Merhaba Teknoloji Oku takipçileri, ben Bünyamin Kara. Bugün sizlerle birlikte General Mobile GM5 Plus'ı inceleyeceğiz. İsterseniz sözü fazla uzatmadan Android One projesi kapsamında Avrupa'nın ilk telefonu olan General Mobile 4G ile hızlı bir yükseliş yakalayan General Mobile firmasının Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı General Mobile GM5 Plus'ı incelemeye başlayalım. Cihazın kutu açılışını daha önce yapmıştık. YouTube sayfamızdan kutu açılış videomuzu izleyebilirsiniz. Tasarıma bakacak olursak telefonu elinize aldığınızda telefon genel olarak şık ve sade bir tasarıma sahip. Telefonun ön yüzüne göz atacak olursak darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı ekran camı olan Gorilla Glass 4 camı kullanılmış. Telefonun ön kamerası arka kamerası gibi 13 megapiksel ve tek tonlu LED bir flaşa sahip. Kameranın yanında ahize ve sensörü görüyoruz hemen tam şurada. Hemen alt tarafta tam ortada bir bildirim LED'i var. Her iki renkte yanabiliyor. Yani iki farklı renkte yanabiliyor bu bildirim LED'i. Bazı kullanıcılardan bildirim LED'i ile ilgili LED ışığı telefonun içerisine yansıyor gibisinden şikayetler aldık. Yalnız ben bu telefonda uzun zamandır böyle bir sorunla karşılaşmadım. GM5 Plus'ın kenarları alüminyum. Telefonun sağ tarafında gördüğünüz gibi ses açma, kapama ve güç düğmesi bulunuyor. Telefonu elinize aldığınızda ses açma, kapama ve güç düğmesine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Güç düğmesinin üzerine tıklı olması da telefona ayrı bir hava katmış bence. Sol tarafta ise sim kart ve micro SD yuvası bulunuyor. Bizim elimizdeki modelde yok ama dilerseniz telefonu çift sim kartla da kullanabileceğiniz modeli var. Alt tarafa göz attığımızda son zamanlarda birçok telefonda rastladığımız USB Type-C girişi bulunuyor. Sağ ve sol taraftaki ızgara delikleri stereo hoparlör gibi gözüküyor. Yalnız sadece sağ taraf hoparlör, sol taraf ise mikrofon. Üst tarafta 3.5 mm'lik jack girişi var. Telefonun arka tarafında çıkıntılı 13 megapiksel bir kamerası var. Hemen altında ise çift ledli flash bulunuyor. Arka kapağı çıkartamıyoruz. Yani dolayısıyla cihazın pilini de değiştiremiyoruz. Tırtıklı bir yüzeye sahip cihazı açıkçası kılıfsız kullanmanızı çok da önermiyorum. Çünkü kamerası çıkıntılı olduğundan çizilmesi kaçınılmaz ve arka yüzeyi şık gibi görünse de çizilmesi oldukça müsait. Hatta bakın şu şekilde sesi duyuyorsunuz. Çok fazla zarar vermek istemiyorum açıkçası. Telefon 7.9 mm'lik bir inceliğe sahip ve 160 gram ağırlığında. Telefon saf Android olduğu için arayüzü de sade bir şekilde tasarlanmış. Yani Google'ın ürettiği haliyle geliyor. General Mobile'ın bu anlamda fazla bir müdahalesi yok. Birkaç ek uygulamayı saymazsak kamera ayarlar vesaire. Bütün arayüzler Google'ın piyasaya sürdüğü orijinal haliyle geliyor. Yine de güç ve telefondaki bazı düzenlemeler için birkaç uygulama bulunuyor. Arayüzün sade oluşu bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir. Ancak bu telefonun saf Android oluşu ve yeni güncellemeleri doğrudan alacağı gerçeği bu arayüzün sadeliğini makul gösteriyor. General Mobile GM5 Plus'ın kameraları fazlasıyla şaşırtıyor. Telefonun ön ve arka yüzlerindeki kameraların ikisi de 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arka kameradaki çift LED flash dikkat çekerken ön tarafta ise tek LED flash yer alıyor. Selfie tutkunlarını sevecekleri 13 megapiksellik ön kamera tıpkı arka kamera gibi 1080p videolarda çekebiliyor. Kullanıcılar fotoğraf çekimlerini HDR ve panorama olarak da yapabilmeleri önemli bir artı. Yaptığımız testlerde her iki kameranın gün ışığında ortalamanın üzerinde bir performans ile fotoğraf çektiğini gördük. İşin içine loş ışık girdiğinde fotoğraf kalitesi ciddi anlamda düşmekte. Pil konusunda da GM5 Plus'ın şartlarına uygun davrandığını söyleyebiliriz. Telefonda 3100 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor ve pil kullanıcılar tarafından değiştirilemiyor. Bu pil yoğun kullanıldığında bir günü oldukça rahat geçirebilmenizi sağlıyor. Eğer çok yoğun değil, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde kullanılırsa 1,5 gün rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyebilirim. General Mobile'ın GM Turbo Charge olarak adlandırdığı bir hızlı şarj teknolojisiyle telefonda mevcut. USB-C portu üzerinden şarj edilen GM5 Plus sadece 30 dakikada %50'ye yaklaşan bir pil doluluğuna ulaşmayı başarıyor. Bu da özellikle dar zamanlarda birkaç dakikalığına bile şarj edip birkaç saat iş görmeyi sağlayabilecek bir pil doluluğunu elde etmeyi sağlıyor. Söz konusu imkandan yararlanmak için telefonu kutudan çıkan ve GM Turbo şarj destekli adaptörle şarj etmeniz gerekiyor. 5.5 inç Full HD ekran, 8 çekirdekli işlemci, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, metal çerçeve, USB-C portu, 13 megapiksel arka ve ön kameralar gibi teknik özelliklerle 999 TL'lik bir fiyata sahip. Bence oldukça makul. Ayrıca kullanıcılara bayilerde kredi kartı, kontrat vesaire gerektirmeden peşin fiyatını altı taksitle imkanı da sağlanıyor. Ben telefondan oldukça memnun kaldım. Bu segmentte, bu fiyata, bu özelliklerde gerçekten sağlanan imkanlar da göz önüne alınırsa
bütçe dostu diyebileceğimiz bir telefon. General Mobile GM5 Plus'tan memnun kalacağınızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir inceleme videosuyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.